Sabahattin Ali benim çok sevdiğim bir yazardır. Ama öyle sevdiklerimden değil. Yani o bana babalık, bazen abilik, bazen sevgililik etmiştir. Öyle ki yıllar önce rüyama girmiş, benimle Dolmabahçe'de buluşmuş, kısa da bir öykü yazmış ve onu serbest bırakmamı istemiştir. Hatta Sabahattin Ali ile olan rüyam kitabımın en değerli köşesinde yer almaktadır. Onun yaşadığı şehri yaşadım, hapsedildiği şehre gittim ve şimdi öldüğü şehre gidiyorum. Şehirleri Sabahattin Ali üzerinden tanımlamam elbette. Ama bazı şehirler kendini Sabahattin Ali üzerinden tanımlar. Kıtlara laf etsin, ben onu mutlu insanlar şehri olarak değil, Sabahattin Ali'nin öldürüldüğü bir sınır şehrimiz olarak aklıma kazıdım. Kıtlar Ali'nin bir suçu yok elbette bunda. Kimse böyle anılmak istemez. Zaten normal bir ölüm olsaydı, öldürüldü değil de öldü deselerdi, kimse bu kadar üzerine durmazdı şehrin. Tabii katilinin yol arkadaşı olması da ayrı bir acı yüklüyor şehre. Kırklareli'de, katilde, Sabahattin Ali'yi bir ömür taşıyacak galiba üzerinde. Bu kadar hüzünle başladığım yolculukta merak etmeyin, öldürüldüğü yerin izini sürmeyeceğim. Türkiye'den gitmek çok zor. Bunu bana bir İtalyan tekrar hatırlattı. Danilo. Evet, Danilo'dan vatan hasreti konusunda bir şeyler öğreneceğim, hatta cümleleriyle hüzünleneceğim hiç aklıma gelmezdi. Zor. Herkes için zor dedi. Bu ülkeden giden Türkler için de zor, bu ülkeye gelen yabancılar için de. Çünkü ülke değiştirmek, yeniden doğmak demek. En azından ilk doğduğunda sıfırdan öğreniyorsun. Ama ülke değiştirdiğinde zaten öğrendiklerinin yanına koyuyorsun yeni bildiklerini. Maalesef kaset gibi üzerine kaydedemiyorsun. O bilgiler, gelenekler, arkadaşlıklar, bayraklar hep yan yana duruyor. Bir yeni ülke diğer ülkeyi silemiyor. Ne kadar huzurlu bir ülke olsa da. Aklın hep geride bıraktığında kalıyor. Sen de bununla yaşamak zorunda kalıyorsun. Almanya'daki çalışma hayatında başarılar dilemeliyim. Belki de Sabahattin Ali'nin gitmemesi, gidememesi, tam da sınırdayken öldürülmesi bu yüzdendi. Vatan hasreti çekmesin diye Tanrı'nın bir hediyesiydi. Fazla iyi niyetli oldu bu düşünce. Eminim Tanrı'nın bu işle bir alakası yok. Benim de yok. Ama işte Sabahattin Ali'nin ölümü çok acıtır kalbimi. Bu ülkeden gitme ihtimalim de. Şimdi onun öldüğü şehre giderken ruhunun oralarda olma, ruhlarımızın karşılaşma ihtimali heyecanlandırıyor beni. İnsanın ülkesini bu kadar severken, ülkesinin bir insanın tarafından öldürülmesi aynı vatan hasretiyle ölmek gibi. Tam bir hayal kırıklığı. Sabahattin Ali, senin son şehrine gidiyorum. Ülkenin en ucuna. Umarım bir yerlerde yine bahardır, Dolmabahçe'dir bir yerler ve biz yine çay içiyor, öyküler yazıyoruzdur. Sevişen yaramaz çocuklar.